Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ekin. Avrupa'da eğitim, yaşam ve dil öğrenmekle ilgili videolar çekiyorum. Ve bugünkü videomda yanımda çok sevdiğim bir konuğum var. Öykü. Kendisi benim liseden beri en yakın arkadaşlarımdan birisi. Birazcık Öykü'yü tanıtmam gerekirse ODTÜ'de elektrik elektronik mühendisliğini okudu ve sonrasında Hollanda'da yüksek lisans yapmaya karar verdi. TU Delft'te, yani Delft Teknik Üniversitesi'nde tam burslu bir şekilde yüksek lisansa başladı. Şu ana kadar nasılsın orada, hayatın nasıl gidiyor? Şu ana kadar ya bu sene başladığım için ben Ağustos'ta geldim buraya. İlk geldiğimde çok güzeldi. Korona yok gibiydi burada. Her yer açıktı, kafeler, restoranlar, yani güzel vakit geçiriyorduk. Ama sonra işte bu kısıtlamalar başladı. Şimdi Ankara'da olduğu gibi burada da tüm kafeler kapalı, her yer kapalı. Yani şehir çok güzel. Hatta arkamda görüyorsunuz. Ay evet, o çok güzel bir görüntü gerçekten. Canım yurt odam yönetmedik, böyle bir şey yapmış. Burası da artık yani gerçekten bu kadar bir yer, yani kaşık kadar. Ve klasik işte Hollanda evleri falan. Yani çevrede yürümek gerçekten çok keyifli. O açıdan Hollanda bence gelinebilecek, okunabilecek, yaşanabilecek en güzel yerlerden biri. Neden mesela yüksek lisans araştırırken Hollanda'ya gitmeye karar verdin? Şimdi bu biraz benim alanımdan kaynaklandı aslında. Elektrik elektronik okudum. Ondan sonra daha yoğunlaşmak istediğim alan şu an okuduğum mikroelektronik alanıydı. İyi bir okula gitmek istedim. Eğitimimi iyi bir şekilde devam ettirmek istedim. Hani rastgele seçmek çok istemedim. Evet. Böyle olunca da Avrupa'da belli başlı ülkeler oluyor aslında. Birincisi Hollanda ya da Almanya. Yani ikisinden biri genelde daha çok tercih ediliyor. Daha başarılı teknik üniversiteler var diyeyim bizim alanda. Öyle olunca da işte ya Almanya olacaktı ya Hollanda olacaktı. Almanya'yı da ben daha çok olur diye düşünüyordum. Çünkü Almanya'daki okullar da ya çok cüzi bir rakam ödüyorsun senin ücretine ya da hiç ödemiyorsun mesela. Ama Evet. Hollanda'da okuma ücretleri çok pahalı. Bir de şey diye ayırıyorlar, Avrupa öğrencisi. Evet. Avrupa vatandaşı olmayan öğrenci. Avrupa vatandaşı olan bir öğrenci 2000 euro ödüyor atıyorum senelik. Atmıyorum, evet 2000 euro ödüyor. Evet. Ama bunun karşılığında eğer Avrupa Schengen alanından gelen bir öğrenci değilsen 19 bin küsür euro ödüyorsun mesela. Ya bu inanılmaz. Yani bu fark Hollanda'da bu kadar var sanıyorum en fazla. Yani galiba öyle ve gerçekten inanılmaz bir fark. Yani kaç kat oluyor? 10 katı. Neredeyse 10 katı. Evet. Şimdi çok öyle fazla. Bakarken tamam çok güzel ülke, çok güzel şey, çok güzel ama yani 20 bin euro, yani senelik 20 bin euro vereceksin. 2 sene okuyacaksın. 40 bin euro. Üstüne bir de zaten yaşama etme dediğin zaman, yani ben okuldan mezun olsam zaten ödediğim parayı geri almam yıllar sürecek yani. Evet. O zaman ne anlam var diye düşünüyordum ben. O yüzden Almanya'ya giderim diye düşünüyordum. Özellikle hatta Aachen Üniversitesi var. Aachen şehrinde. O da çok başarılı bir üniversite bizim alanda. Ama sen yani çok güzel bir şey yaptın. Aslında zoru başardın ve burslu bir şekilde oradan kabul aldın sonuçta. Ve... Öyle öyle bir şey oldu tabii, evet. Yoksa evet. Ben 20 bin euro vermiyorum yani. Evet, burslar vardı. Ama benim açıkçası burstan da pek bir beklentim yoktu. Çünkü işte bizim üst dönemlerle konuştuğumuzda ODTÜ'de falan hani çok çıkan duymuyorduk fazla. Ben de açıkçası hani lisans hayatım boyunca başarılıydım. Hani ortalamam iyiydi. Ama ekstra bir şeyim olmamıştı akademik olarak. Mesela bizim okulda görülen bir şey, lisansı bitirmeden makale yayınlayan insan çok fazla vardı. İşte hocalarla çalışan çok insan vardı. Hani bu bizim alanda biraz daha seni aslında master'da hani akademiye devam ettiğin yolda ileri taşıyor tabii. Çünkü çok makale yayınlamış olmak ya da bir araştırma yapmış olmak büyük bir artı. Bende de o yoktu. Ben de senin gibi Erasmus'a gitmiştim işte. Hani biraz keyifli bir üniversite hayatı yaşamak istemiştim. Evet. Öyle yapmamıştım. Ondan dolayı da beklentim yoktu aslında. Çünkü dedim yani bu kadar insan varken herhalde ona göre seçiyorlardır. Ama burada bence Hollanda'nın farkını bir kere daha gördüm. Belki diğer üniversiteler de böyledir. Ama benim akademik olmayan kısmım çok fazlaydı CV'de yani. CV'min okulu daha gelişti. Bir sürü toplulukta yer almıştım. Hani bir sürü etkinlikte yer almıştım. Yani sosyal bir CV'ydi aslında. Projelerimiz de var. Tabii bizim okulun avantajlarından biri de her dersin projesi olur ODTÜ'de genelde elektrikte. Yani her dönem biz ufak da olsa projeler yapıyorduk. Belki onlar da güzel gözüktü ama ben dediğim gibi biraz daha hani sosyal bir kısmın daha olmaması CV'de belki o çekti diye düşünüyorum. O şekilde bana burs çıktı. Yani inanılmaz tabii heyecanlıydım. Yani ben
2020'ye işte bunu Şubat ayında öğrendim. 2020 Şubat. Ya hayatımda en güzel dönemiydi ya. Ben böyle uçuyordum havalardaydı. Çok tatlı. Benim yılım olacak işte falan. Sonra evet. Mart ayında hepimiz dönemiydik. Işte ama yani kişisel bir başarı sonuçta. Yani hani dünyada olan şeyleri kontrol edemezsin ama yine de senin yılın oldu yani sonuçta. Gittin oraya. Güzel bir şey bence. Tabii ki ya, hayalim gerçekten çok büyük bir hayalimdi benim yani Hollanda'da olmak. Yani özellikle hani işte dediğim gibi bursun ihtimalinin düşük olması falan. O yüzden hep hayal gibiydi daha çok. Gerçeklikten bir tık daha uzaktı yani benim için. Yani o yüzden olmuş olması gerçekten beni inanılmaz memnun etti. Hiçbir zaman siz vazgeçmeyin. Yani bu herkesin başına gelebiliyor burs çıkması. Ya ben onu öğrendim. Ne kadar çok az olasılıklı bir şey gibi dursa da gerçekten olabiliyormuş yani. Ve siz kendinize güvenin. Hani hayatta ben mesela lisansımda hiçbir şeyden pişman olmadım. Erasmus'a gitmekten de pişman olmadım. Herkes sizin sadece aldığınız notlara bakmıyor. Yani bence olarak... genel olarak yani şu anda artık notun dışında başka dışarıda yaptığın şeyler çok önemli. Ve hani onların senin kendi karakterine olan etkisini de farkında bence insanlar. Yani Erasmus dediğin şey bile aslında hani o yurt dışında yaşama tecrübesini edinmek, öyle bir ortama ayak uydurabilmek bile bunlar hani artı olarak görülüyor artık. Bence de. Gerçekten öyle. Hmm. Çünkü insanlar buraya kendi ülkelerine sonuçta başka milletlerden insanlar kabul ediyorlar ve istiyorlar ki bu insanlar entegre olabilecek insanlar olsun. Yani mesela bu da baktıkları şeylerden biri. Yoksa buradaki okulları, Avrupa'daki bütün okullara, masterlara, Amerika'ya da aynı şekilde yani yüzlerce insan, binlerce insan başvuruyor zaten. Yani eğer aradıkları tek şey yüksek not ortalaması olsaydı zaten hiç kimseyi filtreleyemezlerdi. Çünkü zaten başvuran insanların hepsi başarılı insanlar. Yani bunu görüyorsun birlikte tanıştığın, okuduğun insanların ne kadar kapasitelerinin olduğunu, neler yaptığını. O yüzden yani tabii ki de not bir noktaya kadar gerekli bir şey. Belli bir seviyeye geçebilmek için. Ama sonrasında hani kim olduğunuz, neler yaptığınız, hayatta keyif alıp almadığınız bunlar hep bakılan şeyler. Yani o yüzden dediğim gibi bence kimse ya ben çok geç kaldım artık not ortalamamı toplayamayacağım, böyle ben gidemeyeceğim yani. Böyle şeylere kapılmasın kimse. Gerçekten istiyorsa yani şansını denesin. Ya zaten şansını denemekten hiçbir şey kaybetmezsin. Ama olacağına da inansın. Çünkü gerçekten oluyor yani. Beklemesen de güzel şeyler oluyor. Ha olmasaydı da Almanya'ya da gidebilirdik. Yani Avrupa'da bir sürü ülkede bir sürü okul var. Eğer böyle çok spesifik dediğim gibi mesela bizim alanda bulması bazen zor oluyor güzel, iyi bir eğitim. Hani onun dışında ama bir sürü üniversite var, bir sürü güzel ülke, bir sürü güzel eğitim veren yer var. O yüzden aslında sınırsız seçenek gibi bir şey yani. Evet. Yani tabii ki en çok istediğimiz bazı yerler olacak ama kesinlikle biraz şansı da arttırmak lazım. O yüzden hani başvurmak başka yerlere de önemli bir şey. Çok doğru bir şey. Gibi. Gerçekten öyle. Yani ben tabii buraya başvurdum ama ben sadece buraya başvurmadım. Kaç üniversite daha vardı aklımda hani olmazsa diye başvurdum. Dediğim gibi çünkü zaten olacağını düşünmüyordum. O yüzden hani bir sürü A, B, C seçenekleri de vardı ki bu da önemli bir şey. Çünkü olmazsa yani ne yapacaksın? Kalacak mısın? Yani tabii kalabilir. Yani ben bir sürü şey düşündüm. Hani ODTÜ'de kalsam mı, gelsem mi, gitsem mi? Ama sonra dedim ki ya özellikle o Erasmus deneyimi beni çok etkilemişti. Hani burada yaşamak, farklı bir ortamda olmak ve açıkçası hani eğitimin farkını da görmek istedim. Hani ODTÜ'de biz güzel bir eğitim aldık ama çok yoğundu. Yani biz 4 sene lisans okurken hayat çok kısıtlıydı yani sosyal hayatımız elimizde olmayan bir şekilde. Merak ettim çünkü Erasmus duydum işte insanlar 3 sene lisans okuyor Avrupa'da. Hani anlatıyorlar sana işte kışın şu festivale gittim, yazın şuraya gittim falan. Ya doğru ne ara okudun sen yani? Biz 4 sene okuduk ama bıraksan 5-6 sene de okunur o bölüm mesela. Hani diyorsun nasıl aynı bölüm okumuş olabiliriz sen? Hani ben bunları görmek istiyordum. Gerçekten biz çok mu detaylı görüyoruz ya da hani eğitim nasıl farklı onları görmek istiyordum. O yüzden burayı tercih ettim. Çok da memnunum yani şu ana kadar korona da olsa hani tabii ki de çok etkiledi. Yine de ben burayı tercih ettiğim için, burada olduğum için çok memnunum yani. Yani not ortalaması da önemli. Aynı zamanda yaptığınız diğer sosyal aktiviteler, ders dışı aktiviteler de önemli. Bunlar dışında sağlanması gereken bazı gereklilikler var mı burslarla ilgili? Mesela en önemli şeylerden biri sizin yazdığınız motivasyon mektubu oluyor. Ben mesela onun da büyük bir etki yarattığını düşünüyorum. Çünkü ben burs için görüşme yaptığımda mülakata alındım. Hani direkt şey olmuyor. Başvurunuz çok iyi, burs sizin demiyorlar. Bir de mülakata giriyor. En azından bizim okul için öyleydi. O mülakatta da aslında biraz daha senin
o CV'ndeki insan mısın, ona bakıyorlar. Yani hani biraz teknik birkaç soru da soruyorlar ama daha çok hani ilgi alanların ne, hani biraz daha birikimine, nasıl bir insan olduğuna, vizyonuna bakıyorlar daha çok konuşmada. Hani orada mesela birinin, 3 hoca vardı benim mülakatta. Hani birinin önünde CV'm açıkken diğerinin önünde de mektubum açıktı, motivasyon mektubu. Bu arada motivasyon mektubu şu: hani neden buraya gelmek istiyorsun? Buraya gelirsen erişmek istediğin şeyler ne? Yani hedefin ne? Onun dışında bugüne kadar hani kendini nasıl geliştirdin, ne yaptın gibi, hani böyle belli başlı birkaç soru oluyor cevaplamanı istedikleri. Ve sen o doğrultuda bir mektup yazıyorsun. Kendini anlatan, hedeflerini anlatan, oraya gitmene sebep olan şeyleri anlatan bir mektup. Onu yazmak mesela çok önemli. Onu güzel bir şekilde yazmak. Ama burada ben mesela bunu yazarken, şimdi internette her şeyin olduğu gibi, CV'lerin falan olduğu gibi, bunun da örnekleri var. Örnekleri var. Şimdi ben ilk başladığımda ilk defa yazıyordum bu mektubu. O yüzden bir dedim nasıl bir şey. Biraz baktım. Ama şimdi internette gördüğünüz şeyler genelde hep aynı türde şeyler oluyor. Ve doğal olarak yani şunu da anlamak lazım. Bu insanlar bu başvuruları her yıl alıyor. Her yıl iki dönem alıyor. Yani okudukları mektup sayısı zaten çok fazla. Ve şimdi ben açıkçası aynısı yani olacak bir şey olsun istemedim. Yani belli kalıplarla yazmak çok istememiştim. O yüzden hani tamam biraz baktım nasıl oluyor diyor ama daha çok hani kendim ne hissediyorsam aslında biraz içimi dökercesine bir motivasyon yazdım. Yani içten olduğunu düşündüğüm bir mektup oldu sonunda. Hatta yani bazı şey dedim, ya acaba bunu göndermesem mi yani? Mı şey oldu? Ama dedim ki yok, yani ben bunu içimden gelerek yazdım. Hani gerçekten neden burada okumak istediğimi yazdım. ya bütün ne istiyorlarsa en içten şekilde cevapladım. Evet. Hani şey cevaplar vermemeye çalıştım yani, klasik böyle. Evet. Çünkü işte orası çok iyi bir üniversite. Yok işte böyle, böyle. Yani onları zaten artık... Onu zaten biliyorlar yani. Sen neden oraya gelmek istiyorsun? Oraya kendi hikayeni. Aynen. Evet. Girmeye çalışan sensin sonuçta yani. Neyse. Evet, mektup. Yani bu mektup çok önemliydi. İkincisi de hocalardan aldığımız tavsiye mektupları da oluyor. Bu mektupta şöyle bir şey. O hoca o üniversiteye, başvuracağınız üniversite artık hangisiyse, genelde bütün üniversiteler istiyor çünkü bunu başvururken. Hani size anlatıyor biraz aslında. Ben bu öğrenciyle çalıştım ya da bu öğrenci benim şu dersimi aldı. Kendisi gerçekten işte işine değer veren, yani artık sizi nasıl anlatıyorsa. Hani size birinin referans olmasını istiyor aslında master'a başvurduğunuz yer. Bir şekilde. Doğal olarak siz de... Mesela kariyer, eğer bir iş hayatınız olduysa ya da başarılı bir staj yaptıysanız oradan birini de seçebiliyorsunuz. Çalıştığınız bir hoca varsa o da olabilir. Ya da dersinden çok keyif aldığınız ve iyi not aldığınız ya da başarılı olduğunuz bir hoca varsa o da olabilir. Ha böyle kendiniz size referans olacak insanları bulmaya çalışıyorsunuz aslında. Ben kendi okulumda, ODTÜ'de bunu yapmaya çalışırken açıkçası yardımcı olan hoca sayısı maalesef çok azdı. Ki dediğim gibi ben... Başarısız ya da ilgisiz bir öğrenci değildim. Gayet derslerime ilgiliydim. Ama dediğim gibi hiçbir zaman da ekstra efor sarf edip de hani bir hocayla da çok açıkçası yakın olup çalışma da yapmamıştım. Ama bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Bir hocanın mektup yazmasını. Neyse yani, o yüzden ben elimden geldiğince alanımla da ilgili olacak. Hani şimdi referans mektubu yazıyorsunuz ama sonuçta master'a başvurduğunuz alanla alakalı olması lazım size referans veren kişinin. Yani en azından aynı alanda çalışan bir hoca olsa çok daha başarılı bir referans mektubu olur. Ben o yüzden biraz onu çabaladım. Çok sevdiğim bir hocam, Haluk hocam sağ olsun, o bana yazdı. Onun zaten dersini de çok severdim ve onun aslında dersinin devamı olan bir alanda master'a geldiğim için. O çok iyi oldu. Ama iki tane istiyorlardı. Ben de hani ikinci sağ olsun birkaç hoca daha yardımcı oldu ama alanımla çok ilgili değildi. Benim de aklıma şey geldi. Ben Erasmus yaptım. Prag'da yapmıştım Erasmus'u. Erasmus yaptığım üniversitede bir dönem boyunca bir hocayla çalışmıştım. Ama hani ya benim hiç aklıma gelmedi başta. Çünkü hani burada bir sürü 4 senedir beraber okuduğum varken gidip yani bir dönem çalıştığım hocayı düşünmemiştim. Ama sonra dedim ki baktım durum çok açık. gitmiyor. Dedim bir hocayla meyleşeyim. Çünkü o hoca bana gitmeden önce Erasmus'tan dönerken sağ olsun sevmişti beni ve demişti ki master'a gelmeyi düşünürsen bu üniversiteye bana haber ver, işte hani yardımcı olurum gibi, hani bana güzel şeyler, çok iyi gerçekten, evet, güzel bir enerji vermiş. Ben dedim bir şansım deneyim, işte ona da bir mail lazım, hocam dedim şöyle şöyle ben şöyle üniversiteye başvuracağım, eğer benimle çalışmaktan memnun
yani memnundunuz. Evet, öyle demiştik. Olursanız bana biraz mektup yazar mısınız dedim. Ya sana şaka yapmıyorum. Adam ertesi gün bile olmadan yani 24 saat içerisinde böyle bir cevap yazdı ki ah dedi Öykü çok memnun olurum dedi. Ben senin gibi bir öğrenciye referans olmaktan ve senin daha iyi gitmenden çok memnun olurum dedi. Ya çok abi, iyi ya. Evet ya ben o maili okurken vay dedim ya. Yani şu 4 senedir okuduğum okulda şu cevabı veren bir hocam olmadı. Hani gittim 5 ay çalıştım. Bir hoca yani alelade bir hoca baktığın zaman benim hayatımda yani bir dönem yer almış. Bana yani mektup vermeden onuru olurum gibi bir şey söylüyor. Yani dedim ki ya ne kadar güzel insanlar var. Sağ olsun işte bir mektubumu da o yazdı. Mesela belki bu da çeşitlilik sağladı bilmiyorum. İki farklı yazdı. Yani ben bir tane kendi üniversitemden aldığım mektupla bir de o hocanın mektubuyla başvurdum. Bunlar da genel olarak yani referans mektupları, motivasyon mektubu, dil sınavı tabii ki dil sınavına bakıyorlar. IELTS almıştım ben. Orada IELTS'in en az limiti ne kadardı? Galiba yalan olmasın 6,5 olmuş. Genelde öyle oluyor evet. 6,5 gibi bir şey yapıyordu. Yani bir de işte ufak bir her üniversitenin başvuru ücreti oluyor genelde. Öyle bir ücret vardı. Onun dışında da çok başka bir şey hatırlamıyorum yani. Başka bir şey vermemiştim galiba. Ya bu ikisi aslında bu anlattığın şeyler genel olarak hem nasıl başvurulur hem de özel olarak bursa nasıl başvurmak istersin. Evet. Aslında bunu da kapsayan bir cevap oldu. Aslında evet bazıları bursa olmasa bile normal okula başvurmak için bile referans ve motivasyon. Evet evet istiyorlar aslında, genel olarak. Bu dönemde sanırım referansı sadece bursa başvuruyorsan istiyorlardı. Ama evet bunlar hep genelde göreceğiniz şeyler. Yani zaten başvuracağınız bu bahsettiğim terimlere hakim olup hani içeriklerini biliyor olmak avantaj olur. Bu arada Hollanda ile ilgili en çok sevdiğim şeylerden biri musluktan su içebiliyor olmak. Gerçekten çok güzel bir su. Yani paketli buradaki şişe sulardan çok daha iyi. Ve dediğim gibi yani sadece böyle bir termos taşıyorsunuz ya da şişe de olabilir. Burada gördüğün musluğa direkt ve oluyor yani. Bence çok başarılı bir sistem. Evet. O zaman buradan girmişken başka Hollanda ile ilgili böyle sevdiğin, şu ana kadar dikkatini çeken, hoşuna giden şeyler neler? İnsanları ya benim beklediğimden çok daha sıcaktı. Herkes bilmiyorum yaşam enerjileri yüksek geldi bana. E tabii yani refah seviyesi yüksek ülkede. O yüzden galiba herkes olduğu yerden, çalıştığı yerden memnun. İkincisi ya bence bu Avrupa'nın genel bir özelliği. Çünkü Prag'da da böyleydi. Park sayısı. Yani yeşil alan, doğa, ya bunu her şehirde görebilmek beni hala şaşırtıyor yani bir aktörlü olarak. Yani benim şu an olduğum yerden 10 dakika bisiklet mesafesiyle şurada, bu haritada yok ama şu tarafa bir tane park var ve kocaman, büyük bir park, gölü olan. Yani ve oraya mesela arada gidiyorsun, bir yürümek bile insana çok iyi geliyor. Yani okul hayatıyla, şehir hayatıyla bunun entegre olmuş olması mesela çok güzel bir artı. Aynı şekilde Hollanda'nın biliyorsunuzdur belki kanal, her yer kanal yani. Zaten deniz seviyesinin altında bir kısmı Hollanda'nın. Hani o yüzden suyla dolu bir ülke aslında ve Delft'te de öyle. Hani Amsterdam'ın çoğunu fotoğraflardan falan görmüşsünüzdür. Hani hep böyle binaların arasında kanal vardır. Delft de aslında biraz öyle. Biraz daha tabii minyatürü küçük bir şehir ama yine de şehir içlerinde hep kanal görüyorsunuz yani. Bu da mesela... Çok güzel. Yani, biz Ankara'lı olduğumuz için de galiba su görünce bir gelen... Aynen. Ankara'da deniz yok olayı. Herhalde onun da etkisi. Yani şehirde ne bileyim marketten çıkıp kanalın yanında olmak şey diyor yani. Özellikle havalar güzelleşince işte ördekler falan çıkıyor kanallarda. Yani tam böyle bilmiyorum bana çok huzur veren bir görüntü oluyor. Başka şöyle bir şey var. Benim gördüğüm kadarıyla insanlar burada spora, hani aktivitelere önem veriyorlar. Benim bu çok mutlu etti. Hani çalışan insanları bile görüyorduk yani işten çıkıp bir de bu bisiklet olayı. Yani profesörümüz bizim okula gittiğimiz Enver Günler'den biri başlarda. Hani adam da yani çok alanında başarılı bir adamdı profesör. Adamdı. Adam. Takım elbisesiyle falan geldi derse önümüzde önünü ilikledi şeyde hani böyle bize saygısı şey ya inanılmaz bir adamdı zaten. Biz dersi işte zaten etkilenerek dinledik. Sonra tabii ders bitti biz dışarı çıktık gideceğiz.
Aynı profesör bisikletine binmişti. Güzel gidiyor. Tabii ya şimdi o kadar tatlı bir görüntü ki bu. Üst sınıflar anlatıyor. Normalde haftada bir gün ya da ayda en az bir gün departman olarak toplaşıp hocalarla bir akşam buluşması yapılırmış mesela. Hani yani bu mantalite güzel burada. Okul olarak da bu bir artı olabilir. Yani hocalar sizin onlarla iletişime geçmenizi istiyorlar. Yani ben mesela tezim için şu an bir hocayla konuşmaya başlamıştım. Yani o benim onunla ona gitmeme, hani ona mail atıp hocam sizinle çalışmak istiyorum dememe bile şaşırdı. Yani hani insanlar o yüzden burada hani öğrencilerden bekliyor. İstiyorlar ki yakın olsunlar. İstiyorlar ki gerçekten anlamadıkları şeyleri sorsunlar, iletişime geçsinler. Bir şeyi sormaktan çekinmemek, birine danışabileceğini bilmek ve seni hani gerçekten isteyerek sana yardım edeceğini bilmek falan. Bunlar güzel şeyler eğitim içinde. Bu da bir artı. Çok güzel gerçekten ki teslim geldi. Çok güzelmiş gerçekten ama yani. Peki şeyi soracağım, böyle genel olarak bir kişi tek başına gitse yani üniversite okumaya aylık gideri hangi civarlarda olur? Şimdi ya açıkçası bu koronadan dolayı bu bence çok değişebilecek bir şey şu anda. Çünkü biz yani şu an eğlence diye bir şey yok. Hani çok fazla yerde yemek yemek yok mesela. Ama şu anki şeylerime göre ben mesela aylık hani kiram dışında kendime 500 euro ayırıyordum. Hani gitme için. Ama şu anda ayın sonunda genelde 200 euro falan kalıyor. Ben yemek konusunda ya da beslenme konusunda çok fazla şey yapmıyorum. Hani tutmuyorum. Zaten çok bir harcamam yok. Tek yaptığım şey yemek yapmak olduğu için şu anda. Hani kendim yiyeceğim şeyi kendim yaptığım için hep. O yüzden hani şundan kısayım falan yapmıyorum. Gerçekten ne istiyorsam alıyorum. Ve dediğim gibi yine bütçem ben yani bayağı büyük bir... Yani normal bence zaten söylediğim fiyat gayet hani o civarlarda oluyor. Mutfak yani genelde dediğim gibi yediğim şeylere gidiyor. Onun dışında alışveriş falan da çok yapmıyorum. Ama onun dışında hani normal bir zamanda olsa dışarı çıksan, bir dışarıda yesen, bira içsen falan 500'ü bence geçersin. Yani 550'yi bulur diye düşünüyorum. Çünkü burada maalesef ya Hollanda biraz Avrupa'nın galiba geri kalanına göre bir tık daha pahalı bir ülke. Yani market alışverişi özellikle Almanya'ya kıyasla öyle olduğunu biliyorum orada okuyan arkadaşlarımla. Hani market biraz daha pahalı. Ama dışarıdaki bira falan da yani ilk başta dediğim gibi mekanlar açıkken oturup bira içtiğimizde hani bir tık pahalı olduğunu gördüm ben şeylerin, biraların falan. Ama hareketli bir okul hayatında dengelenemeyecek bir harcama değil. Çünkü mesela şu anda ben sürekli evde olduğum için sürekli belki de daha fazla yemek yiyorum. Yani daha fazla alışveriş yapıyorum. Ama normalde günün şeyinde, akışında hani bir çıkarsın derse gidersin, akşam gelirsin mesela. Hani orada bu maksimum bir sandviçtir, bir kahvedir. Hani çok bir harcama yine yapmazsın. Hani o yüzden bence genel olarak dengelenebilecek. Evet. Tabii ki bursun şeyi var burada yani. Tabii ki 500 euro dediğimiz şey de şu an Türkiye şartlarında çok büyük bir para yapıyor. Nereye giderseniz gidin, tabii Almanya'ya da gitseniz, Hollanda'ya da gitseniz hani belli bir şeyi gözden çıkarmak gerekiyor yani. Yani maalesef. Buranın para birimi bu ve yani yapacak bir şey yok maalesef böyle. Bir de şunu sormak istiyorum. Genel olarak vize alırken herhalde çok bir problem yaşamamıştın ama insanlar şunu da merak edebilir. İrlanda'da falan eğitimden sonra bir iş bulma vizesi gibi bir şeyler verilebiliyor. Hollanda'da öyle bir imkan var mı? Ben olduğunu biliyorum. Benim hatırladığım kadarıyla bir yıla yakın bir süren var benim bildiğim sanırım kadarıyla. İş arama vizesi olarak mı geçiyor? Öyle bir şey var değil mi orada da? Eğitimi aldıktan sonra, yani master'ını bitirdikten sonra böyle bir süre oluyor diye biliyorum ben. Özellikle mühendislik alanında benim duyduğum kadarıyla Hollanda'da, Almanya'da da büyük bir açık var deniyor. Ben mesela stajımı Ankara'da yaptığım yerlerden birinde benim stajım biterken ayrılan birkaç insan vardı Hollanda'ya bir şirkete anlaşıp çalışmaya giden. Yani ve bunu ben sonrasında da çok duydum. Yani Türkiye'den özellikle şimdi dediğim gibi biz ODTÜ'de zor da olsa iyi bir eğitim almışız buraya gelince onu fark ediyorsun. Türkiye'de bir sürü okul var böyle güzel mühendislik konusunda da özellikle iyi eğitim veren. Şimdi öyle olduğu zaman aslında bizde nitelikli mühendis çok fazla. Ve bu insanlarda da açık var. O yüzden bayağı insanı aslında davet ediyorlar. Hatta ya kendileri bulup çağırdıkları mühendisler bile oluyor siz başvurmadan. Yani o yüzden de mühendislik alanında çok özellikle elektrik, bilgisayar gibi alanlarda çok bir sıkıntı yaşandığını düşünmüyorum. O yüzden hani direkt işe başvurup gelenler bile olabiliyor benim bildiğim kadarıyla Almanya'ya, Hollanda'ya. Yani bu da güzel bir şey aslında.
O konuyla ilgili şunu da sorayım. İngilizce bilgisi yeterli oluyor genellikle, değil mi? Yani işe bile girecek olsan. Şimdi şöyle bir şey var. Bu biraz alanınıza göre değişiyormuş. Biz buraya ilk geldiğimizde birkaç expat diye bir kavram var bu arada. Hani yüksek nitelikli göçmen gibi. Hani burada çalışan birkaç Türk'le tanıştık. Mühendis, mimar gibi bir sürü alanda çalışan. Onların söylediğine göre mesela mimar olan bir tanıştığımız kişi dedi ki hani bizim alanda aslında biraz Flemenkçe gerekiyor dedi. Yani ben Flemenkçe bilmiyorum dedi. O yüzden mesela uzun süredir de iş bulamıyorum dedi. Ama mühendislik alanında daha çok çalışan insanlarla konuştuğumuz zaman İngilizce yeterli oluyor. Çünkü ya bu da zaten aslında bu da büyük bir artısı Hollanda'nın. Hani Flemenkçe zor bir dil. O yüzden hani öğrenmesi aslında bence çok bilmiyorum. Yatkınlığınıza göre de değişir tabii ama biraz zor bence. Ama İngilizce herkes konuşuyor. Yani kasiyerinden tutun yaşlısından gencine. Yani sokakta bir şey yaşasanız bile hemen sizi ilk gördüğünüz kişi size yardım edebilir, sizi anlar ve cevap da verir. Yani herkes İngilizce biliyor. O yüzden aslında İngilizce biliyor olmak burada hayatınızı çok rahat devam ettirmenize yardımcı olur. Ama dediğim gibi işte bazı alanlarda belki de insan iletişiminin daha fazla Daha varlık olabilir. hizmet sektörü falan belki o tarz şeyler. Tarz şeylerde tabii ki de Flemenkçe bilmeniz biraz daha önem taşıyor. Ama mühendislikte zaten dediğim gibi çok açık olduğu için zaten çok fazla yabancı insan aldıkları için hani şirketlerin büyük bir çoğunluğunda da yabancı yani international çalışan çok fazla. O yüzden İngilizce aslında bizim alanda benim duyduğum kadarıyla yeterli. Ama dediğim gibi başka alanlarda Flemenkçe isteyen yerler de oluyormuş. Evet, peki şimdi şunu sormak istiyorum. Burada iki dönem geçirdin sanırım, değil mi? İki dönem olarak geçiyor. Yani bizde olsa normalde bir dönem gibi olacak bir süre ama sizde iki dönem gibi geçmiş oldu. Peki şu ana kadar zorlandığın oldu mu? Dersler nasıldı? Genel olarak eğitim nasıl orada? Da bahsedeyim. Önce senin dediğin şeyi açıklayayım. Yani burada değişik olan şey aslında zorlayan şeylerden biri de oydu. Hani biz mesela Türkiye'de bir senede iki dönem görürüz. Yaz, kış dönemi ya da bahar, kış dönemi. Burada bu iki dönemi yani iki ayrı dönemi de ikiye bölmüşler. O yüzden yani Hollanda'da bir senede dört çeyrek şeklinde okuyorsunuz. Ve bu çeyrekler işte iki aya falan tekabül ediyor. Her çeyreğin sonunda final sınavlarınıza giriyorsunuz. Sonraki çeyrek başka dersler alıyorsunuz. Şimdi bu aslında mantıken bana çok güzel gelmişti. Çünkü biz normalde ODTÜ'de ders alırken bir dönemde 5-6 dersimiz oluyordu. Ve bizde midtermler falan projeler de oluyordu. Yani o yüzden aynı anda bu kadar ders yürütmek aslında biraz zor geliyordu. O yüzden dedim ki hani çeyrekte 3 ders alsan, 4 ders alsan yani tak 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 bitir, yenisine başla, bitir, yenisine başla daha mantıklı gelmişti. Ama şöyle olduğunu gördüm. Yani ben ODTÜ'yle kıyasladığımda daha zor bulmuyorum buranın derslerini. En azından sınavlarını diyeyim. Ama şöyle bir şey var ki hani 2 aylık sürece bizim bir dönemlik ders şeyini biraz sokuyorlar gibi oluyor. Yani o zaman da ne oluyor? Master'da Çok olduğu için yoğun. aslında belki de böyle yapıyorlar. Yani hani sen zaten bir şeyleri biliyorsun da geliyorsun gibi düşünüyorlar belki de. Hani o yüzden biraz daha şey geçiyor yani fazla Yoğun. aslında içeriği fazla geliyor yani yoğun geçiyor. Ve dediğim gibi çeyrekte mesela ben ilk çeyrek 3 ders almıştım. Bu çeyrek 5 ders aldım mesela. 5 ders alınca aslında biraz fazla geldi ama almam da gerekiyordu. İşte belli kredi şeyleri oluyor tezinize başlamak için. İlk senede vermeniz gereken kredi sayısı gibi vesaire. Hani onu tamamlamak için aldım ben. Hani yapılamayacak bir şey değil açıkçası. Hani bizim eğitim sistemimiz bence çok daha zor yani. Bize çok daha fazla yükleniyorlar. Senden de biliyorum, işte Bilkent'te okuyan arkadaşlarımızdan da biliyorum. ODTÜ'deki diğer bölümlerden de biliyorum. Hani biz hep yoğun olmaya alıştık lisansta. Haldır huldur bir şeyler yapıyorduk. Hani burada yine bence ona kıyasla kendine daha fazla vakit ayırabiliyorsun. Ben onu deneyimlediğimi düşünüyorum. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim Çok gibi iyi. temposu daha farklı yani. Biz mesela bir dönemi bitirdiğimizde bir kış tatilimiz olurdu. En az 2 hafta olurdu bazen. Ya burada mesela ben şimdi birinci çeyreği bitirdim. Finallerim işte çarşamba günü bitti. Sonraki pazartesi diğer çeyrek. Öyle olunca hani bir anda yani Evet. bitti mi bitmedi mi bitti derken yenisine başlıyorsun. Yenisine bu sefer devam ediyorsun. Çünkü yeni dersler. Hani ona devam ediyorduk. Temposu yüksek aslında denebilir. Staj ya da tez yapma seçeneği var mı, yoksa ikisini yapabiliyor musun? Onu hani nasıl Bu da ayarlıyorsun? bizim bölümden konuşabilirim. Bizim bölümdeki ne bildiğim kadarıyla. Bizim bölümde mesela şey staj zorunlu değil. Bazı bölümlerde zorunlu olduğunu biliyorum. Bizde değil. Ama şöyle burada yani şimdi 2 sene, birinci sene ve totalde 120 kredilik bir program.
60 kredisi. İlk sene 60 kredisi, ikinci sene. O ilk senedeki verdiğiniz 60 kredi hepsi ders yani. Ama ikinci yıldaki 60 kredi 45'i tez olarak geçiyor. 15'i de işte bu 15'i de aslında kendin seçiyorsun. Şimdi bu 15'i sen staj olarak da yapabilirsin. Bu 15'i teze hazırlık çalışması olarak da yapabilirsin. Ya da free elective dedikleri yani serbest seçmeli derslerden alıp o öyle de değerlendirebilirsin. Şimdi ben kendim akademik olarak çok devam etmeyi şu anlık düşünmediğim için yani PhD'ye devam etmeyi, doktoraya devam etmeyi düşünmediğim için ben biraz staj taraftarıyım. Hani en azından şirketle bir iletişime geçmiş olmak mezun olmadan, bir staj yapmış olmak bence okuldan çıkıldığında yani master bittiğinde iş bulmayı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de kendim o hakkımı stajla değerlendirmeyi düşündüm. Benim şansıma da benim tez için konuştuğum hocam şirketlerle çalışan bir hocam. Yani o yüzden tezimi yazarken stajda yapmış olacağım. Bunu yapabiliyorsunuz mesela. Ama isterseniz işte staj yapmak istemiyorum dersiniz, ben tamamen akademiyi düşünüyorum dersiniz. O zaman o 15 krediyi tezin araştırması şeklinde değerlendirirsiniz. Hepsini birleştirip daha kapsamlı bir araştırma, daha kapsamlı bir tez yazarsınız. Yani aslında sizin elinizde nasıl değerlendirmek istediğiniz ki bu da çok güzel bir şey yani. Kimseye şeye zorlamıyorlar. Kendini nasıl yönlendirmek istiyorsan kendini o şekilde devam ediyorsun. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Öğrencilerin yurt bulması zor oluyor mu? Ya da bir evde kalmak mı daha böyle klasik, daha genellikle evde kalmak mı tercih edilen bir şey? Onunla ilgili bilgi verebilir misin? Onunla ilgili tabii ki de bilgi verebilirim. Teşekkür. Benim Almanya'da başvuran arkadaşlarımdan da gördüğüm üzere Hollanda'nın özellikle TÜDELF'in çok yardımcı olduğu bir konuydu bu. Kendi aslında kendi öğrencilerine ait diyeyim böyle ev bulma sitesi gibi bir şey var, platform hazırlamışlar. Ve bu platforma siz gelmeden önce eğer istiyorsanız belli bir hizmet ücreti vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 200 euro civarı bir şeydi ya da 100-200 arası bir ücreti vardı. Bunu verdiğiniz zaman bu siteye erişim sağlıyorsunuz gelmeden bir süre önce. Ve o sistem size işte okulun yurtları dediğimiz, aslında tam burası Türkiye mantığıyla alıştığımız yurtlar değil. Hani tek başınıza aslında bir odanız var. Ya mutfağı paylaşıyorsunuz ya da banyo mutfağı, hani banyoyu mutfağı ikisini birlikte paylaşıyorsunuz. Böyle bir sürü seçenek vardı. O siteye erişim sağlıyorsunuz ve oradan kendi şeyinize göre filtreleyip mesela ben banyom içinde olsun istiyorum ya da mutfağım bana ait olsun istiyorum gibi. Hani ne istiyorsanız ona göre filtreleyip bütün imkanları görebiliyorsunuz. Tabii bu siteye başvurduğunuz zaman siz böyle bir yerde kalıyorsunuz. Yani öğrencilerin olduğu daha çok yurtvari aslında bir binada kalıyorsunuz. Yani o siteden herhangi bir derfte böyle merkezde gördüğünüz bu evlerden birini bulamıyorsunuz. Böyle apartman gibi daha çok kompleksler var orada. Ama bu ücreti bu şeye vermeyip kendim ben ev bulabilirim diyenler de var. Şimdi sen eve bakamadığın zaman doğal olarak hani ev sahibi de seni tanımıyor, doğru düzgün bilmiyor. Hani onu ayarlamak aslında biraz daha zor oluyor diye ben bunu tercih ettim. Hani garanti olsun, gittiğimde kalacağım bir yer kesin olsun diye. Mesela yurtlar daha uygun gibi bir olay var mı ya da? Aslında maalesef öyle değil. Bence evler daha uygun. Yani Hollanda'nın gerçeklerinden biri de kiralar bir tık daha bence pahalı. Yani yine Almanya ile kıyaslıyorum. Çünkü bildiğim arkadaşlarımın olduğu yerlerden biri. Hani oraya göre bir tık daha pahalı. Bence bu yurt için verdiğin para da yani biraz fazla. Ama hani evle kıyasladığında yine böyle çok uçuk değil. Ama ev genelde bir tık daha avantajlı oluyor. Çünkü burası şimdi bu platform üzerinden kiralanan bir kompleks olduğu için bir kar amacı da tabii daha büyük bir kar amacı güdüyor. Herhalde o kiraları doğal olarak yansıyor. Ama ev bulduğunuz zaman benim genelde evde kalan arkadaşlarım daha uygun fiyatlara kalıyorlar. Tabii şöyle bir şey de var. Şimdi ben burada kalıyorum. Kendi banyom ve tuvaletim odamın içinde. Sadece mutfağı paylaşıyorum. Mesela evde kaldığınız zaman 5 kişilik evde kalan da var. İşte çok daha fazla insan yaşadığı evde kalan da var. 2-3 kişilik kalan da var. Öyle olduğu zaman normal evdeki gibi yani bir banyoyu hepiniz paylaşıyorsunuz. Mutfağı hepiniz paylaşıyorsunuz. Normalde DAF'ta benim duyduğum kadarıyla bu koronadan dediğim gibi gelemeyen çok insan oldu. Normalde bize şey denmişti yani çok yoğun oluyor bu sistem, ev bulma sistemi. Yani bazı insanlar ev sistemine para verip hani bu bahsettiğim siteye para verip ev bulamadıkları da olabilir. Hadi ya. Yani o kadar çok sinirci bozucu gerçekten. O zaman iade yapıyorlardır büyük ihtimalle ama hani erken gelen
kazanır gibi oluyormuş. Sen ne kadar erken okula kaydını yaptırıp o siteye parasını ödersen sistem sana o kadar erken açılıyor normalde. Ve bu aslında bir noktadan sonra yarış gibi oluyor yani. Önce gelen inşallah bu zamanlar geçerse ve normal zamana dönersek aklımızda bulunsun yani. Öyle evet. Son ana bırakılmamalı yani. Aynen. Bir de biz genel olarak şimdi bunu Türkiye'den yapmamız gerekiyor. Bazen de insanlar yani başka ülkelerde benim hani tanık olduğum bir şey bu. Ya İspanya'da çok vardı daha doğrusu. Facebook'tan falan eve bakıyorsanız orada böyle bayağı sahte şeyler olabiliyor. O yüzden yani onlara bir dikkat etmek lazım. İyice böyle bir videosu falan varsa öyle bir videolu görüşme falan yapabilirsiniz. O yüzden dikkat edin yani. Bence çok böyle doğru. Şeylere de. Bastım çünkü ben de okumuştum. Bizim de aynı şekilde bu semt için, bu kaldığım ders için Facebook sayfası vardı hani öğrenciler daha kolay evlensin diye. Ve ben de gelmeden önce hani buraya başvurmuştum ama çıkar çıkmaz belli değildi. Aynı zamanda oradan da biraz eve bakıyordum. Senin dediğin gibi dolandırılan insanları da gördüm. Böyle uyarı, hani ifşa postları atılan, işte şu kişiye sakın güvenip şey göndermeyin, işte yalan falan filan diye, böyle şeyleri de çok gördüm. Gerçekten önemli bir konu. Çünkü kaptırırsan yani o parayı bir daha geri alman çok zor. Evet. Yani. Ne olduğunu, nerede olduğunu yani hiçbir şey yok. Hem geri alamazsın hem geç fark ettin, düşünsene gidiyorsun ev yok falan. Çok kötü. Mesela gerçekten öyle yani. Ve dediğin gibi biz de Türkiye'den bunu kontrol edebilecek bir mesafede de değiliz. Hani gidip evi görebilecek bir mesafede de değiliz. O yüzden çok doğru bence dediğin, önemli noktalardan biri yani ev ayarlarken dolandırılmadığından emin olman lazım. Çünkü çok önemli bir şey. Son olarak da şeyden bahsedeyim. Burada toplu taşıma ya da hani şey nasıl? Dediğim gibi burada bisiklet inanılmaz revaçta bir şey. Yani herkesin birden fazla bisikleti var ya. Ben bunu öğrendiğimde çok şaşırmışım. Hollanda'da insan... Birden fazla niye? Evet. Çünkü yani işte dağ bisikleti var, yol bisikleti var, işte bunların çeşitleri var. Ki adamların ülkesinde dağ yok. Ama bisikletleri var çünkü geziyorlar, gidiyorlar, bir yeri buluyorlar, tırmanıyorlar. Yani ne yapıyorlar bilmiyorum artık. Bisiklet için mesela geldiğinde bu ev sistemi gibi Facebook'ta bisiklet bulma öğrencilerin açtıkları sayfalar da var. Ben mesela kendi bisikletimi öyle bulmuştum. Genelde ikinci el alınıyor. Ya da Decathlon'dan mesela insanlar genelde sıfır alıyor. Çünkü öbür türlü şey markaların, Avrupa markaların bisikletleri çok pahalı yani. Decathlon zaten kurtarıcı spor şeyi, her şeyi. Kurtarıcı her alanda. Hani evet. İkinci el almıştım ben mesela. Onu da böyle Facebook'tan falan buluyorsun. Ya da işte kaldığın yerde WhatsApp grupları oluyor. Birileri yazıyor ben bisikletimi satıyorum falan. Yani bence bisiklet zaten herkesin de tahmin edebileceği gibi Hollanda'da olmazsa olmazlardan biri. Çünkü şehir küçük. Aslında her yer yürüyebiliyorsun. Ama en uzak yürüyeceğin yer mesela yarım saat oluyor. Şimdi yarım saat yürümektense bisikletini atlayıp yani 5-10 dakikada gidiyorsun. Bu da büyük bir avantaj. Evet. Birinci şey bisiklet. Burada mesela ben hiç otobüs veya herhangi bir şey, tramvay da var galiba. Ama tam bizim olduğum taraf... Hiç kullanmıyor musun onları? Yok yani ben gerçekten hiç otobüs kullanmadım burada. Bir kere sadece başka bir şehrinde kullanmıştım. O da yani... Büyük bir şehir olduğu için kullanmıştık yani. Ve çok kolay yani. Zaten kullanması da otomatlarından hemen biletini alıyorsun. Tren çok güzel. Tren kullanmak çok yararlı oluyor. Araba kullanmana gerek olmuyor. Sadece trenle işini halledebiliyorsun. Bisikletini de alabiliyorsun mesela trene eğer istiyorsan. Ayrı bir ücreti var. Evet, Öykü, gerçekten çok güzel bir sohbetti ve kafamdaki her soruyu cevaplandırdın. Umarım izleyenlerin kafasındaki soruları da cevaplandıran güzel, bilgilendirici bir video olmuştur. Verdiğim bütün cevaplar için çok teşekkür ederim. Eğer beni takip etmek isterseniz aşağıdan kanala abone ol butonuna basabilir, bildirimleri açabilir ve videoya bir beğeni koyabilirsiniz. senin eklemek istediğin bir şey var mı Öykü? Öncelikle Ekin'cim çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok yani mutlu oldum. Umarım insanlara yararlı olmuştur. Yani önemli olan şey gerçekten klişe olacak ama hayallerinin peşinden gitmek. Yani hiçbir şey imkansız değil. Hayattaki her hedefimize ulaşabiliriz ve ben sana bu yaptığın şeyden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Yani ben buraya gelmeden önce böyle bir kanal olsa çok daha yardımcı olurdu bana bir sürü şey konusunda. Bence yaptığın şey gerçekten çok önemli ve bir sürü insana yardımcı oluyorsun. Ve çok güzel işler çıkartıyorsun. Umarım bundan sonra da hep böyle güzel devam edersin. Eline sağlık bence. Ben çok teşekkür ederim ve o kadar güzel bilgi verdin ki. Kanal başladığından beri zaten hep sizinle paylaşıyorum bu videoları ve hani öncesinde de ilk size açmıştım bu konuyu. O yüzden hep yanımda olduğunuz için de ben teşekkür ederim. Hep destek. Öyle.
Evet, o zaman arkadaşlar haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.